durum. Programımızın sonuna geldik ama Twitter'dan yoğun olarak mesajlar var. Son bir dakika olduğunu söylüyor evet. Yönetmen arkadaşım. Emeklilikte yaşa takılanlar evet. Size ciddi anlamda bir sempatisi var ve teşekkürleri evet. var. Çok kısa olmak evet. kaydıyla. Şimdi 1998 yılında emeklilikte bir düzenleme yapıldı. Evet. Yaş sınırı getirildi. Sigorta süresini dolduranlar eskiden emekli olabiliyordu. 98'deki uygulamayla mesela siz diyelim ki yarın emekli olacaktınız veya bir yıl sonra emekli olacaktınız. Birden bir kanun çıkarttılar, dediler ki sen 50 yaşında emekli olacaksın. Evet, evet. Kişi 20 yıl 25 yıl sigortasını yatırmış, ona yaş cezası bir nevi verdiler. Böyle bu mağdur olan milyonlarca Türkiye'de insan var. Evet. Aynı mağduriyeti parlamento içerisinde görev yapan milletvekilleri de var. Milletvekilleriyle bu konuyu görüşüm, dedi ya ben de yaş mağduruyum dedi. Ben de dedi 5 sene sonra emekli olacağım. Halbuki primim dolmuş dedi. Şimdi bu yaş mağdurlarının meselesi Çalışma Bakanı Faruk Çelik Bey'e götürüldü. Evet. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götürüldü. Milyonlarca böyle mağdur edilmiş kimse var. Sigorta sürelerini doldurmuşlar, yatırmışlar primlerini. Fakat sen şu kadar sene bekleyeceksin, bu kadar sene bekleyeceksin diyen kimseler çoğu da kapı dışarı edilmiş veya dörtçeli veya kamuda kapatılmış bir müesseseden dışarı bırakılmış. Evet. Adamın yaşı 40. Sigorta süresini doldurmuş. Diyor ki sen 50 yaşında emekli olacaksın. Bu adam iş arıyor kendine. Gidiyor iş aranan yere müracaat ediyor. Diyorlar ki sen 40 yaşındasın, seni almıyor. 25 yaşındaki adamı evet. alıyorlar. O 40 yaşındaki adama diyorlar ki sen yaşlısın deyip iş vermiyorlar. Bu adam gidiyor diyor beni emekli edin. Diyorlar sen gençsin, emekli olamazsın. Evet. Adamlar ne hocaya yarıyorlar, ne İsa'ya ne Musa'ya, perişan olmuşlar. Çoğu evine aş ekmek götüremiyor. Peki. Bu geç emekli oldukları için aile hayatları, düzenleri bozulmuş. Başbakan bunların dosyasını gazetecilerden ve bu gruptan aldı, inceliyor ama lütfen artık bunu incelemeyin, bir çözüm bulun. Peki. Hiç Peki. olmazsa %50 bir süre kısıtlaması bir defaya mahsus. Evet. 1998'den önce sigortalı olanları %50 bekleme sürelerini bir defaya mahsus ortadan kaldırın. Evet. 5 yıl sonra emekli olacak adam hiç olmazsa 2,5 yıl sonra emekli olsun. Bir anlamda yani. Mağduriyet var ve evet. bu mağduriyette sizin tarafınızdan dillendirildi. Teşekkür ederiz. Evet. Bizi kırmadığınız program ben konumuz oldunuz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet değerli izleyenler, bugün Basın ve Gündem'de GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Sayın Zeynel Abidin Kıymaz'ı ağırladık kendisiyle. Terör ve Suriye konusunu ele aldık. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın yine saat 9.10 geçe yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.